Merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bu videoda dünyanın en popüler para kazanma kitaplarında para kazanmak için en çok önerilen 5 yolu sizinle paylaşacağım. Para kazanmak, birçok insanın hayali ve hedefidir. Ancak para kazanmanın sırları ve stratejileri herkes tarafından bilinmez. Bu yüzden bu konuda uzman olan ve başarı hikayeleriyle tanınan yazarların kitaplarını okumak size büyük bir fayda sağlayabilir. Bu videoda inceleyeceğimiz kitaplar şunlardır. Düşün ve Zengin Ol, Napoleon Hill. Zengin Baba Yoksul Baba, Robert Kiyosaki. Bırakın Paranız Sizin İçin Çalışsın, George S. Clason. 4 Saatlik Hafta, Timothy Ferris. Küçük Alışkanlıklar, James Clear. Bu kitapları merak ediyorsanız, videomu sonuna kadar izlemeye devam edin. Başlamadan önce kanalıma abone olmayı ve beğen butonuna tıklamayı unutmayın. Şimdi dünyanın en popüler para kazanma kitaplarında para kazanmak için en çok önerilen 5 yola geçelim. 1. Düşün ve Zengin Ol, Napoleon Hill. Bu kitap 1937 yılında yayınlanmış ve dünyanın en çok satan kişisel gelişim kitaplarından biri olmuştur. Bu kitapta Napoleon Hill, 500'den fazla başarılı insanla yaptığı araştırma ve görüşmeler sonucunda ortaya çıkardığı zenginlik ve başarı felsefesini anlatır. Bu kitaptan alabileceğiniz en önemli 5 ders şunlardır. Arzunuzu belirleyin. Başarının başlangıç noktası güçlü bir istektir. Hayatınızda ne istediğinizi net bir şekilde tanımlayın ve bunu yazılı olarak ifade edin. İnanç geliştirin. Arzunuzun gerçekleşeceğine olan kesin güveninizdir. Kendinize sürekli olarak olumlu mesajlar verin ve başarılı insanlardan ilham alın. Kendi kendinize telkin uygulayın. Bilinçaltınıza arzunuzu yerleştirmek için kullandığınız bir yöntemdir. Her gün sabah ve akşam olmak üzere 2 kez arzunuzu yüksek sesle okuyun ve bunu hayal edin. Uzmanlık edinin, arzunuzla ilgili bilgi ve becerilerinizi geliştirin. Sürekli olarak öğrenin ve kendinizi geliştirin. Ustalık zihniyeti oluşturun. Arzunuzu gerçekleştirmek için sürekli olarak çaba göstermeniz ve iyileşmeniz gerektiğine inanın. Tutkulu olun ve pes etmeyin. 2. Zengin Baba Yoksul Baba, Robert Kiyosaki. Bu kitap, 1997 yılında yayınlanmış ve finansal eğitim konusunda bir klasik haline gelmiştir. Bu kitapta Robert Kiyosaki, gerçek babası, yoksul baba ile arkadaşının babası, zengin baba arasındaki farklı bakış açılarını karşılaştırır. Bu kitaptan alabileceğiniz en önemli 5 ders şunlardır. Farklı gelir türlerini tanıyın. Gelirler 3 kategoriye ayrılır. Aktif gelir, çalıştığınız zaman kazandığınız gelir. Pasif gelir, çalışmasanız bile kazandığınız gelir. Ve portföy geliri, yatırımlarınızdan elde ettiğiniz gelir. Zengin olmak için pasif ve portföy gelirlerinizi artırmanız gerekir. Farklı varlık ve yükümlülükleri tanıyın. Varlıklar, size para kazandıran şeylerdir. Yükümlülükler, size para kaybettiren şeylerdir. Zengin olmak için varlıklarınızı artırmanız ve yükümlülüklerinizi azaltmanız gerekir. Paranızın sizin için çalışmasını sağlayın. Paranızı tasarruf etmek yerine yatırım yapın. Böylece paranızın değerini koruyabilir ve artırabilirsiniz. Yatırım yaparken riskleri yönetin ve çeşitlendirin. Finansal okuryazarlığınızı geliştirin. Finansal konularda bilgili olun ve sürekli olarak öğrenin. Finansal raporları okuyun ve analiz edin. Finansal terimleri ve kavramları öğrenin. Finansal zekanızı geliştirin. Finansal zeka, finansal problemleri çözmek ve fırsatları yakalamak için kullandığınız becerilerdir. Finansal zeka, 4 alandan oluşur: muhasebe, yatırım, pazarlama ve hukuk. Bu alanlarda kendinizi geliştirin. 3. Bırakın Paranız Sizin İçin Çalışsın, George S. Clason. Bu kitap, 1926 yılında yayınlanmış ve zenginlik yaratma konusunda bir başucu kitabı olmuştur. Bu kitapta George S. Clason, Babil'in en zengin insanlarının sırlarını anlatan bir dizi hikaye sunar. Bu kitaptan alabileceğiniz en önemli 5 ders şunlardır. Gelirinizin en az %10'unu biriktirin. Bu, zengin olmanın ilk kuralıdır.
Geliriniz ne kadar az veya çok olursa olsun, her zaman bir miktarını kenara ayırın ve biriktirin. Biriktirdiğiniz parayı yatırım yaparak çoğaltın. Biriktirdiğiniz parayı sadece saklamayın, değerlendirin. Güvenli ve karlı yatırımlar arayın ve paranızın büyümesini sağlayın. Borçlardan kaçının. Borçlar, zenginliğinizin düşmanıdır. Borçlanmaktan kaçının veya borçlarınızı en kısa sürede ödeyin. Gelirinizin %20'sinden fazlasını borç ödemeye ayırmayın. Gelir kaynaklarınızı çoğaltın. Birikimlerinizden elde ettiğiniz gelir, sizi daha fazla gelir elde etmeye teşvik etmelidir. Yeni gelir kaynakları yaratın veya mevcut olanları geliştirin. Zenginliğiniz için bir amaç belirleyin. Zengin olmanın sadece para biriktirmekten ibaret olmadığını unutmayın. Zenginliğiniz için bir amaç belirleyin ve bunu gerçekleştirmek için çalışın. Zenginliğinizle kendinize, ailenize ve topluma fayda sağlayın. 4. 4 saatlik hafta Timothy Ferris. Bu kitap 2007 yılında yayınlanmış ve alternatif bir yaşam tarzı sunmuştur. Bu kitapta Timothy Ferris, geleneksel çalışma modelini reddederek nasıl daha az çalışıp daha çok kazandığını ve hayallerini gerçekleştirdiğini anlatır. Bu kitaptan alabileceğiniz en önemli 5 ders şunlardır. 80-20 kuralını uygulayın. Bu kural, sonuçların %80'inin nedenlerin %20'sinden kaynaklandığını söyler. Yani, hayatınızdaki en önemli %20'lik kısma odaklanırsanız, %80'lik bir verimlilik elde edersiniz. Bu kuralı uygulamak için, zamanınızı, enerjinizi ve kaynaklarınızı en çok değer yaratan aktivitelere ayırın ve geri kalanından kurtulun veya erteleyin. Gelirinizi otomatikleştirin. Gelirinizi otomatikleştirmek, çalışmadan da para kazanmanızı sağlar. Bunu yapmak için, pasif gelir yaratan ürün veya hizmetler oluşturun veya satın alın. Örneğin, bir e-kitap yazabilir, bir online kurs oluşturabilir veya bir blog açabilirsiniz. Bu şekilde, geliriniz siz uyurken bile akar. Çalışma şeklinizi değiştirin. Çalışma şeklinizi değiştirmek, daha az çalışıp daha çok üretmenizi sağlar. Bunu yapmak için, çalışma saatlerinizi kısaltın ve sadece en önemli işlere odaklanın. Ayrıca çalışma ortamınızı rahat ve verimli hale getirin. İş ve özel hayat arasında bir denge kurun ve kendinize zaman ayırın. Konum bağımsız olun. Konum bağımsız olmak, istediğiniz yerde yaşayıp çalışabilmenizdir. Bunu yapmak için, işinizi online hale getirin ve seyahat etmeye uygun bir bütçe oluşturun. Ayrıca farklı kültürleri tanıyın ve yeni deneyimler edinin. Hayallerinizi gerçekleştirin. Hayallerinizi gerçekleştirmek, yaşam kalitenizi artırmanızdır. Bunu yapmak için, hayatınızda yapmak istediğiniz şeyleri belirleyin ve bunları planlayın. Ayrıca korkularınızla yüzleşin ve kendinize meydan okuyun. 5. Küçük Alışkanlıklar, James Clear. Bu kitap, 2018 yılında yayınlanmış ve alışkanlık değiştirme konusunda bir rehber niteliği taşımıştır. Bu kitapta James Clear, küçük alışkanlıkların büyük sonuçlar doğurduğunu ve bunları nasıl oluşturup sürdürebileceğimizi anlatır. Bu kitaptan alabileceğiniz en önemli 5 ders şunlardır. Alışkanlıklarınızı basit tutun. Alışkanlıklarınızı basit tutmak, onları uygulamayı kolaylaştırır. Bunu yapmak için, alışkanlıklarınızı küçük adımlara bölün ve onları mümkün olduğunca basitleştirin. Örneğin, spor yapmaya başlamak istiyorsanız, ilk gün sadece 5 dakika egzersiz yapın. Alışkanlıklarınızı çekici hale getirin. Alışkanlıklarınızı çekici hale getirmek, onları uygulamayı keyifli kılar. Bunu yapmak için, alışkanlıklarınızı zevk aldığınız şeylerle birleştirin veya ödüllendirin. Örneğin, kitap okumak istiyorsanız, sevdiğiniz bir kahveyle birlikte okuyun. Alışkanlıklarınızı açık hale getirin. Alışkanlıklarınızı açık hale getirmek, onları uygulamayı hatırlatır. Bunu yapmak için, alışkanlıklarınızı görebileceğiniz veya duyabileceğiniz yerlere koyun veya planlayın. Örneğin, su içmek istiyorsanız, masanızın üzerine bir şişe su koyun. Alışkanlıklarınızı tatmin edici hale getirin. Alışkanlıklarınızı tatmin edici hale getirmek, onları uygulamayı pekiştirir. Bunu yapmak için, alışkanlıklarınızın sonuçlarını takip edin veya kutlayın.
Örneğin, her gün meditasyon yaptığınızda, bir takvimde işaretleyin veya kendinizi övün. Alışkanlıklarınızı kimliğinizle uyumlu hale getirin. Alışkanlıklarınızı kimliğinizle uyumlu hale getirmek, onları uygulamayı doğal kılar. Bunu yapmak için, alışkanlıklarınızı kendinizle ilgili bir ifade olarak görün ve söyleyin. Örneğin, daha sağlıklı olmak istiyorsanız, kendinize "ben sağlıklı bir insanım" deyin. Bu 5 yol, dünyanın en popüler para kazanma kitaplarında para kazanmak için en çok önerilen 5 yoldan sadece bazılarıdır. Siz de bu yolları uygulayarak, hayatınızda istediğiniz parayı ve mutluluğu elde edebilirsiniz. Unutmayın, para kazanmak sadece bir araçtır, amaç değil. Bu videomun sonuna geldik. Umarım sizin için faydalı olmuştur. Eğer beğendiyseniz, lütfen beğen butonuna basın, kanalıma abone olun ve yorumlarınızı bırakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.